Herkese merhaba. Gene çarşamba gününe geldik. Bizim için biliyorsunuz ki soru cevap günüydü çarşamba günü. Geçen hafta sizlere yaz aylarında olabilen ve olmayan tedaviler ya da leke tedavisi hakkında merak ettiklerinizi sordum. Çünkü en çok rastladığım konu şu: leke tedavisi yaz ayında yapılmaz diyorsunuz. Kocaman bir yanlış, kocaman bir yalan. Hani leke tedavisi tabii ki yaz ayında da yapılır arkadaşlar. Adı üzerinde, hani güneşin etkilerinin daha fazla hissedildiği yaz ayında lekelerinizin daha fazla artmaması, lekelerinizin gene sönmesi için mevcut elimizde bulunan işte mezoterapilerdir, bakımlardır, gene yaz ayına uygun olacak şekilde içeriklerle yapılır ve üstüne üstlük dediğim gibi böylelikle güneşten kendinize ekstra koruma şansı da sahip olursunuz. Ne yapılamaz arkadaşlar? Lazer tedavileri. İster bir milyayı almak için, ister bir göz kapağı için, ister yüz için attığımız bir sürü lazer tedavisi var biliyorsunuz ki. Eğer ki güneşlenmeye gidecekseniz, sıcağa çıkacaksanız lazer tedavisi yapılamaz. Ama bazı hastalarımız var, yurt dışından geliyor, şehir dışından geliyor, hiç böyle güneş tatili yapmayacağından bahsediyor. Onlara da lazer tedavisi gene uyguluyoruz. Öyle sıcağın altında sokakta dolaşmamaları şartıyla biliyorsunuz ki. Dolayısıyla o yüzden çok da aslında dolgusu, askısı, kök hücresi, hani bir sürü tedavimiz var ya bizim, onların hiçbirinin yaz ayıyla bir alakası yok arkadaşlar. Yine söylüyorum size, lekede de şöyle bir konfirmasyon, şöyle bir algoritma gidiyoruz aslında. Hastalarımızın zaten benim anlayışım gereği leke tedavisini yaparken, bunu şuradaki bazı YouTube videolarımda linkini ve görüntüsünü bırakıyorum sizlere. Leke tedavisini yaparken zaten öncelikle bir cildin kodunu değiştirmeye konsantre olduğum için bunu yine yazıkışıyor. Dolayısıyla bu kodları değiştirirken de yaptığımız kişiye özel formülasyonlarla ya da bazen hazır bir ürün kullanırız, bazen ürün kokteyli kullanırız. Kişiye özel formülasyonlarla nem, ışıltı, parlaklık, lekelerde sönme, canlılık, yaz ayında biliyorsunuz ki lekelenme ve kuruma tehdidiniz var. Bunların hepsini yerine koyma, daha bir de yaz ayında olabilecek problemlerden sizi koruma şansınız var. O yüzden tam da zamanı, hiç de öyle hani yaz ayı leke tedavisi uygun değil diye düşünmeyin. Ya da aynı şekilde selülit çatlak tedavileri, zayıflama tedavileri, yine yaz ayında yapılabilen tedaviler arkadaşlar. İnsanlar bazen işte diyet vesaire kullanırken tatilde buna çok sıkı uymakta sıkıntı yaşayacaklarını düşünürler. Ama benim yine şuraya medikal detoks videomu bırakıyorum sizlere. Yani bu tarz bir programda sizin normalde hani 12 ay işte tüm mevsimlerde hani nasıl daha iyi tüketebileceğiniz, aslında kalori hesabı yapmadan daha doğru besinler tüketerek, daha doğru supplementerler tüketerek nasıl metabolik balansınızı kurabileceğinizin formülasyonlarını bulabiliyoruz. Böylelikle yaz ayında da kilo almadan çok daha güzel tatiller yaparak geçirebiliyorsunuz. Yine selülit çatlak tedavilerinde vücuttaki belli yerleri iğneleyerek ya da cihazlar kullanarak yaptığımız tedaviler var. Bunlar da biliyorsunuz ki yaz ayında yapılabiliyor. Sadece görsel açıdan bu tedaviler ilk 10 gün, 2 hafta size morluk yapabileceği için hani genelde hastalarımız hani işte bikini giyeceğim, mayo giyeceğim vesaire deyip onu hesaplayarak daha öncesinden geliyorlar. Sadece tedbirlerinizi ona göre hani dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa bir dolguda, botoksta 24 saat sadece havuza, denize girme yasağı veriyoruz sizlere. 24 saat sonrasında diğer her işlemde olduğu gibi, hatta işlemsiz hastalarda olduğu gibi öyle sıcağın altında güneşe yatmayın diyoruz. Gelin şimdi sizin sorularınızı yanıtlayacak şekilde bu konuyu biraz daha aydınlatmaya devam edeyim. Yüzdeki tüyleri ağda ile almak veya lazer yaptırmak lekeye sebep olur mu? Tabii ki sebep olur arkadaşlar. Daha profesyonel lazerler var artık günümüzde biliyorsunuz ki. Dolayısıyla daha profesyonel lazerler kullanmanızı tercih ederim. Onun haricinde ağda maalesef siz de çok iyi biliyorsunuz ki bıyık bölgesinde özellikle daha sonrasında ciddi bir lekelenme, ciltte kuruma, ciltte kırışıklık gibi şeylere sebebiyet veriyor. O yüzden ağdan uzak kalmanızı öneririm. Ve yine biliyorsunuz ki eğer ki denize, tatile, güneşe gidecekseniz yüzünüze lazer attırmanızı bir 10 gün önceden yaptırmanızı tavsiye ederim. Derin kesik yaraları geçer mi? 10 yıllık izi var. Arkadaşlar, scar dediğimiz yani ameliyat izleri, derin kesiler, façe izleri ya da işte travmaya bağlı izler gibi izleri tabii ki tedavi edebiliyoruz. Burada yalnız beklentimiz izin level'ına, şiddetine göre diğer problemlerde olduğu gibi değişiyor. Bu ne demek? Eğer izinizde ciddi deride bir ayrışma varsa, ciddi cildin renk dokusunu kaybettiği çatlak gibi bir görüntü varsa o izle daha çok uğraşmak zorunda kalıyoruz. İşte kök hücre yapıyoruz, kolajen asisi yapıyoruz, lazer atıyoruz. Bazen cerrah arkadaşlarımızdan kesinin tekrar kesilip dikilip
o ince haliyle çalışmayı tercih ediyoruz. Bazen de çünkü estetik atılmamış dikişlere rast geliyoruz. O dikişleri o zaman eğer orada bir potluk yaratıyorsa onun tekrar kesilip dikilmesini de isteyebiliyoruz. Ama genel olarak bu çok nadir ihtiyaç duyduğumuz bir nokta. Genel olarak ihtiyaç duyduğumuz nokta cildin o altındaki rejenerasyonu, yani yeni cildin yeniden çıkmasını sağlayacak kök hücre en başta olmak üzere. Bu konuda en çok yağ kök hücresini kullanmayı severim. Kemik dolgular, kolajen aşılar başta olmak üzere cildi besleyip yine mezoterapilerden de, yani kolajen aşısı aynı zamanda bir mezoterapi biliyorsunuz, ya da mezoterapilerden kokteyller hazırlayacak şekilde cildi besleyip sonrasında dermapen gibi, lazer gibi cildin tekrar sıkılaşmasını, tekrar yeniden oluşmasını sağlayacak ek uyarılarla tedavi edebiliyoruz. Ben zaten tedavilerimi minimum %60 değişim yaratacak şekilde planlıyorum hastalarıma. Sonrasında ilerleyebileceğimiz noktalarda da ek önerilerle yine bu tedavilere devam edebiliyoruz. Ama level'ı çok önemli, dediğim gibi çok büyük yaralar, çok büyük cilt kaybı olmuş izler ancak %60 toparlanıp yine silüet halinde kalabilir arkadaşlar. 15 yaşındaki kızımın kaşında yara izi var. Yaşa tedavi uygun mudur? Evet, küçük çocuklar bile biliyorsunuz ki düşerler, bir yerlerini çarparlar, bir dikişe ihtiyaç duyulur, dikiş sonrası yara izi iyileşmesine ihtiyaç duyulur. O yüzden bu tarz bir tedavinin arkadaşlar yaşı yok. Evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri var mıdır? Çok geniş bir soru olmuş. Hangi konuda olup olmadığını sormamışsınız. Herhalde leke diye sorduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Leke konusunda evde uygulanabilecek tedaviye bakacak olursak cildinizi nemlendirmenizi öneririz. İşte aloe vera gibi formüllerle, gül yağı gibi formüllerle cildinizi nemlendirmenizi öneririz. Ama güneş koruyucusu gene spotların altında bile hani gereken bir şeydir. Hani güneş koruyucusunu evde yapma şansınız yok maalesef. Kış aylarında işte lekeyi açmak için bazı asitli maskeler yapılabilir ama bazen de sizin kullandığınız evdeki işte limondan vesaire yapılmış asitli maskeler tam tersi ciltte daha kuruma, daha yalık hani hali yaratabiliyor. O yüzden bir profesyonele danışmadan leke tedavisine evde girmeyi pek tavsiye etmiyorum. Sadece cilt nemlendirmenizi yapabilirsiniz. Hamilelikte lekelerim artık, bu durum normal mi? Biliyorsunuz ki lekelerin tipleri var arkadaşlar. Bir güneş lekeleri vardır, bir yaşlılık lekeleri vardır, hamilelik gebelik lekeleri vardır, travma sonrası lekeler vardır gibi ya da hastalıklara bağlı sekonder, yani işte bir sendromunuz varsa, bir Cushing sendromu olabilir bu, bir Hashimoto'nuz olabilir, başka türlü hastalıklarınız olabilir. Hastalıklara bağlı sekonder, ikinci olarak vücudunuz leke üretiyor olabilir. Gebelik de aynı şekilde sizin vücudunuzda birçok mineral, vitamin değerini değiştirdiği için, bir canlı değil iki canlı kullandığınız için gebelik döneminde de lekelenme ihtimaliniz yüksek. Bunun için de gebelik döneminde gene bizim size yapabileceğimiz bir sürü mezoterapi, GRP gibi, kök hücre gibi bir sürü tedavi var. Profesyonel cilt bakımları var. Bu demek değildir ki gebeler hiçbir tedavi alamıyor değil. Bu konuda en büyük duyduğum yanlışlardan, gebeler için de yapabildiğimiz bir sürü, emzirme dönemi için de bir sürü tedavi var arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki çocuklara, bebeklere de verebildiğimiz ilaçlar var. Dolayısıyla aynı mantıkla gebelere de verebiliyoruz bu hani tedavileri. Onun haricinde gebelik döneminde bu durumunuzu yönetebilmek için bir hani size verebileceğimiz hani hem cilt için ürünlerle birlikte hem içeriden besleyebileceğimiz keza ürünler var. O yüzden gebelik döneminde de bizim gibi profesyonel hekimlerden destek alabilirsiniz. Benim kendi web sitemden evde güzellikten güneş kremi önerisi istemişsiniz. Zaten tahmin edeceğiniz üzere özenle seçilmiş kliniğimde hani hastalarımı uygulamalarımı sonrasında verdiğim ürünleri evde güzelliğe koydum arkadaşlar. Onun içerisinde Cancer Consul'un ürünlerini de görebilirsiniz. Ozon Farmazon'un da güneş kremini görebilirsiniz. Eğer cildinizde dermatit gibi, roze gibi bir şeyiniz varsa ozonlu güneş kremini almanızı öneririm. Ama cildinizde işte özellikle kuru lekeli ciltlerde Cancer Consul'un moisturizing'ini almanızı öneririm. Cildiniz normal bir ciltse diğer BB'li olanı da alabilirsiniz Cancer Consul'un. Hani gün içerisinde cildinize parlaklık ve nem de verecektir aynı zamanda ve renk tonu eşitlemesi de yapacaktır. Ya da bu krem aynı şekilde yağlı ciltlere de uygun, normal ciltlere de uygun, kuru ciltlere de uygun olacak şekilde su bazlı kremlerdir. Ve koruyuculuğu da cidden efektif olan kremlerdir. O yüzden kendi cildinize bakarak oradaki açıklamalardan tercihinizi yapabilirsiniz. Cildimiz için en iyi tedavi yöntemi lazer ise ve yaz boyu güneşe çıkmamak kaydıyla yaptırabilir miyiz? Bu konuya açıklık getirmiştim. Benim açımdan birinci tedaviler her zaman için nasıl boğazınız enfeksiyon kapar, antibiyotik yazılır ya da yanına yine bir vitamin, yanına yine bir gargara gibi ek tedaviler yazılır.
cildimiz içerisinde olan problemler için benim inancım hem ağızdan tüketilen hem cildin içerisinde enjeksiyon yapmamız gereken protokoller yapmaktır arkadaşlar. Ek tedavi olarak lazere başvurmaktır. Ama az önce söylediğim gibi eğer güneşle temasınız 2-3 hafta olmayacaksa, ev ofis ortamında takılıyorsanız, öğle güneşinin altında dışarıda olmuyorsanız hafif lazerler yine yapılabilir yaz aylarında. Bugünün de sonuna geldik. Hızlı hızlı yanıtladım sizlere. Umarım yine faydalı olmuşumdur. Yine merak ettiğiniz bir şeyler varsa biliyorsunuz ki 0530-915-6931'den klinik hattıma başvurabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ücretsiz muayene, başka bir yerde işlem yaptırdıysanız ya da başka bir şey bana danışmak istiyorsanız ve buraya gelemiyorsanız da ücretli online danışma muayeneleri yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden buradan irtibatta kalacak şekilde sizlere yardımcı olmaya devam edebilirim. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda gelecek haftanın konusunu konuşuyor olacağız. Hoşçakalın.